Görün dünyanın halini. Dün sabah cihan padişahıydım. Şimdi üryan kaldım. Esvap ve malımın haddi hesabı yokken şimdi 10 akçelik bir arık yiyeye gücüm yok. Merhamet edip halimden ibret alın. Dünya size de kalmaz. Sultan Osman kaçmış. Hünkârım. Hareme gidelim, oradan çıkacağız. Orasını da tutmuşlardır. Dua edelim de öyle olmasın. Zira başka çıkış yolumuz yok. Öyle kolay değil. Yürüyün. Yıllar evvel de şehzadelerimi alıkoydunuz. Sonuç malum. Yol yakınken bu hatadan dön Halime. Bu defa canınızı bağışlamam. Can bağışlayacak biri varsa o benim. Kabul et. Bizi tehdit edecek durumda değilsin Gözde. Kardeşimin tahta çıkmasına mani olanlar olacak. Bilhassa sana bağlı olan ulema ve asker. Sen Kösem onlarla konuşacaksın. Ve hepsini ikna edeceksin. Ağalar girin içeri. Kapayın kapıları. Hünkârım. Açın kapıları. Şehzade Mustafa'nın vaziyeti ortada. Ben konuşsam dahi razı gelmeyeceklerdir. Razı gelirler Kösem. Sen istersen her şeye razı olurlar. Anla artık Kösem. Mustafa'mın tahta çıkmasına mani olamaz. Lakin kan dökülmesine mani olabilirsin. Biz istiyoruz ki anlaşalım. Her şey sulh içinde çözülsün. Yıllar evvel de anlaşmıştık. Yemin etmiştin. Oğlun tahta çıkar çıkmaz şehzadelerimi öldürmeye çalıştın. Beni de sürgüne gönderdin. Neden güveneyim sana? Başka çaren yok Kösem. Mecbursun. Sana yarına kadar mühlet. Aklın varsa dediğimizi yaparsın. Şehzadelerime bir zarar verirseniz dünyayı başınıza yıkarım. Sultan Osman tahtta kalır, gene de razı olmam. Sultan Osman bu isyandan sağ çıkamayabilir. Sen kardeşinden de beter olmuşsun Dilruba. Hangi devirde görülmüş kul taifesinin cihan padişahına kıydığı? Her şeyin bir ilki vardır Kösem. Ağlar gidin. Ağalar, indirin kılıçlarınızı. Diz çöküp hünkârımıza biat edin. Sen. Hünkârım, ben ağ kapısından Yeniçeri kulunuz Ali Ağa. Malumunuz daha önce nahoş karşılaşmalarımız oldu. Lakin isyanımız zinhar size karşı değildir.
Bana ve yiğitlerime güvenebilirsiniz. Canımız yolunuzda feda olsun. Atiz Yiğit izine karıştı. Kim dost kim düşman bilmek mümkün değil. Ne yapacağız peki? Limana gidip Bursa'ya geçeceğiz. Başka yol yok. Bu hayli tehlikeli hünkârım. Donanma isyancıların elinde. Kayık dahi yüzdüremez haldeyiz. Ne yapacağız peki Ali Ağa? Vaktimiz yok. Nereye gideceğiz? Eğer kabul buyurursanız ben emniyetli bir yer biliyorum. Kaçmışlar. Elimizde fırsat varken şehzadelerden kurtulmalıyız. Şehzadesi olmayan bir sultana kimse itibar etmez. Bilmez gibi konuşma Dilruba. Sultan Osman'ın akıbeti belli değil. Kösem'le anlaşmaya mecburuz. Sonra Kösem'i kim durduracak peki? Şehzadelerine kavuşunca bize acır mı sanıyorsunuz? Şehzadelerine kavuşacağını kim söyledi? Sabırlı olmalıyız Dilruba. Beklemeliyiz. Mustafa'm. Öyle hasret kaldım ki. Yıllar oldu görmeyeli. Ne oldu Mansur Ağa? Sultan Osman kaçtı. Ne diyorsun sen? Nasıl kaçar? Hala ona biat edenler var. Elimizden kaçırmayı başardılar. Tamam, donanmamı haber edin. Gemilerimi getirsinler hemen avluya. Kaçarız hemen buradan, gideriz uzaklara. Osman bulamaz bizi. La havle ve la kuvvete illa billahi velel azim. Halil Paşa ve Ohrili Hüseyin Paşa seferber oldular. Her taşın altına bakıyorlar. Fakat maalesef şu ana kadar şehzadelerimizden hiçbir iz yok. Böyle eli kolu bağlı oturmak her şeyden beter. Belki de Halime Sultan'ın teklifini kabul etmek gerek validem. Şehzadelerimizin emniyetini sağladıktan sonra. Ben bunları düşünmedim, hesap etmedim mi zannediyorsun Ayşe? Lakin nasıl güvenebilirim onlara? Ne zaman tuttular ki verdikleri sözü? Kardeşlerime ne olacak peki? Nasıl bir zulümdür bu sultanım? Kul tayfesi canıma kastetti. Beni sarayımdan kaçmak zorunda bıraktı. Buna kimin cüret ettiği ortada. Yıllarca validem dediğiniz Kösem Sultan'ın marifeti. Kösem Sultan ne olursa olsun hünkârımızın canına asla kastetmez. Gel. Sultanım. Yeniçeri Ocağı'ndan Ali Ağa haber gönderdi. Hünkârımızı asilerin elinden zor kurtarmışlar ve saraydan kaçırmışlar. Neredeler peki? Hünkârımız Ağa kapısına sığınmışlar. Yıllar geçtikçe vaziyeti daha da kötüye gitmiş. Hiçbirimizi tanımıyor. Yok.
Hayır. Olmaz öyle şey. Mustafa'm beni tanır. Oğlum beni tanır. Unutmaz. Mustafa'm. Mustafa'm. Benim validen. Mustafa'm benim. Benim Mustafa. Validen. Nasıl Zülfikar? İyi ki. Sultanım. Siz ne arıyorsunuz burada? Sen hangi yüzle gelirsin? Hanedanımıza nasıl ihanet edersin? Nasıl bu kadar alçalabilirsin? Ben hanedana ihanet etmedim. Etmem. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Şimdi beni hünkârımızla yalnız bırakın. Zinhar olmaz. İyi olmadı bu. Sultan Osman Allah bilir nerede şimdi. Ne yapacağız Davut? Bulacağız sultanım. Bulacağız. Yalnız o vakte kadar kardeşinizi Halime Sultanımızı ocağa götürmeliyiz. Ne lüzum var? Burada bizimle olsunlar. Merak etmeyin sultanım. 65. ortanın başı Mansur'a her şeyi ayarladı. Ocak onlar için en güvenli yer. Orada daha güvende olurlar. Kösem Sultan ne diyor? Düşünecek. Yarına kadar vakti var. Validem Kösem'i kızdırmak, şehzadelere dokunmak istemiyor. Lakin ben aynı fikirde değilim. Hepsi ölmeli. Aklın yolu bir. Endişe etmene lüzum yok aslanım. Sana burada kimse zarar veremez. Hünkârım, sultanım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz bizlere. Sultan Osman'dan haber var mı? Henüz yok. Sırra kadem bastı. Ne yapın edin bulun. Kösem'den evvel bulmamız mühim. O vakit elimiz güçlenir. Bizimle anlaşmaya mecbur kalır. Her halükarda ittifak kurmamız şart sultanım. Hünkârımızın meşruiyeti için bilhassa ulema yanımızda olmalı. Rahmetli kardeşin Mehmet sana neden düşmanca davranırdı biliyor musun? Seni ondan daha çok sevdiğime inandığı için. Ben evlatlarımı birbirinden ayırmadım elbet. Hepsini çok sevdim.
Allah'ın bildiğini senden gizleyecek değilim Osman. Mehmet haklıydı. Ben seni hepsinden daha çok sevdim. Bir anne evladına kıyana düşman olur mu? Olur, hakkıdır. Lakin evladına kıyan da evladıysa ne yapsın? Kime düşman olsun? Kimden alsın intikamını? Nasıl soğutsun yüreğini? Ağlayabildiniz. Lakin ben yapamadım. Yasını tutamadım. Ağlayamadım. Kahredemedim kendimi. Çünkü ben yaptım. Kardeşime ben kıydım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Getirdin mi? Getirdim. Al bakalım. Hadi hemen geçelim Üsküdar. Hemen. Oo, Hoca Ömer Efendi. Biz de her yerde seni arıyorduk. Sultan Mustafa cebren indirildi tahttan. Şimdi hakkı olanı geri aldılar. Hünkârımız başta siz olmak üzere bütün ulemanın yanında olmasını arzuluyorlar. Bu mümkün değil Davut Paşa. Zira siz de bilirsiniz ki divane bir padişahtan hayır gelmedi gelmez. Hem bizim biat edilmiş bir padişahımız var. Sultan Osman Han Hazretleri. Müftü Efendi doğru der. Hünkârımız Sultan Osman Han'dır. Sultan Mustafa tahta çıkacak. Herkesin iyiliği için. Tez zamanda bütün ulema bunu kabullense İyi olur. İlk fırsatta Bursa'ya geçeceğim. Atalarımın şehrinde nizamı yeniden kuracağım. İnşallah bunlar uzun kalmayacak. Önce Yeniçeri yatışmalı. Sonra gerekeni yapacağız. Bütün Yeniçeriler senin emrinde değil mi Kösem? Emir ver geri çekilsinler. Bu kimsenin sonunu kestirebileceği bir isyan değil.
Ahali evlerinden sökün etti. Şehri yağmalıyorlar. O halde ne yapacağız sultanım? Bir yol gösterin. Burası ağ kapısı. Kadim teamül gereği Yeniçeri buraya sığınanı korumak zorunda. Zülfikar Paşa, Ali Ağa'ya söyle. Vakit kaybetmeden askerin ihtiyarlarıyla konuşsun. Ali Ağa ile birlikte ben de giderim. Malumunuz, ocağın pilleri eski dostumdur, yoldaşımdır. Hünkârımız Osman. O nerede baba? Hiçbir malumatım yok kızım. Gidişat fena. Askerin de, ahalinin de öfkesi çok büyük. Hünkârımız bu tufandan nasıl çıkar bilmem. Kardeşiniz ve valideniz emniyetteler sultanım. Lakin Sultan Osman'ı bulmamız şart. Hala taraftarları var. En başta da Esat Efendi. Ne de olsa padişahın kayınpederi. Gel. Sultanım, paşam. Hoca Ömer Efendi'yi yakaladık. Getirin. Sultan Osman'ın iblisi. Ömer Efendi. Seni gökte ararken yerde bulduk. Söyle bakalım. O zalim padişahın nerede? Benim hiçbir şeyden haberim yok paşa. Sultanımız en son saraydaydı. Ben evvelden kaçtım paşa. Paşam. Ben senin konuşturmasını bilirim. Paşam. Hiç uğraşma. Elinin kana buladığına değmez. Berasilere lime lime etsinler. Paşam, sultanımız nerede olduğunu bilmiyorum. Paşam, yemin ediyorum nerede olduğunu bilmiyorum. Lakin bulabilirim. Bulabilirim paşam. Hünkârımız nasıllar? Ben yanına gidince biraz rahatladı. Şehzadelerinden haber yok değil mi? Yok. Hatun, bir tas çorba getir. Kursağınızdan sıcak bir şey geçsin sultanım. Ali Ağa ile Zülfikar Paşa'yı ocağa gönderdik. İnşallah ikna ederler de bu fitne fesat nihayete erer. Aksi takdirde ne yapacağız hiç bilmiyorum. Vallahi siz ne savaşlardan galip çıktınız, kimleri alt ettiniz. Allah'a şükür hep yanınızdaydım, şahit oldum. Bu belayı da def edeceğiz sultanım. İnşallah. İnşallah canım. Yoldaşlar, birçoğunuz beni tanırsınız. Ben gözümü bu ocakta açtım. Bu ocakta yetiştim. Uzun yıllar Acemi Ocağı'nın başındaydım. Buradaki cengaverlerden birçoğu benim elimden geçti. Allah! Eyvallah. Biz seni biliriz Zülfikar Paşa'm. Hünkârımız nerededir? Bize ne haberler getirdin? Payitaht harap ağalar. Harap oldu. Şunu bilin ki bu isyan daha fazla kimseye hayır getirmez. Hünkârımızla konuştum. Olanı biteni unutmaya hazır. İlaveten bunun nişanesi olarak her Yeniçeri'ye 50'şer altın bahşiş ihsan ettiler. Sultan Osman bizi bahşişle kandırabileceğini mi sanıyor? Sarayını bırakıp kaçıp giden, saklanan padişah mı olur? Asura! Asilerle birlik olman yetmiyormuş gibi.
Hünkârımızın mahremine namertçe girmen yetmiyormuş gibi. Sen ne yüzle konuşursun? Yeniçeri'ye cefa etmenin bedeli olacak elbet. Boşuna gelmişsiniz. Bizim padişahımız Sultan Mustafa Han'dır. Haddini bil Mansur'a. Biz konuşurken sana laf düşmez. Hem senin ne haddine padişahın kim olduğunu söylemek. Hünkârımız Sultan Osman Han. Olandan bitenden hayli üzgün. Malumunuz. Bir musibet bin nasihattan evladır. Taleplerimiz de kabul edildi. Başkaca bir arzunuz varsa onlar da müzakere edilir. Zülfikar Paşa'm, yarın sabah gelesin. Malum, aylardır uğramadığımız hakaret, çekmediğimiz zulüm kalmadı. Evvel düşünmek isteriz. Ağlar Divanı'nda istişare etmek isteriz. Elbette. Düşünün, konuşun, öyle karar verin ağlar. Lakin aklı başında hiç kimse başımıza divane bir padişah istemez. Var git hünkârımıza de ki gönüllerini ferah tutsunlar. Elbet kötülüğünü istemeyiz. Eyvallah. Bülbül Ağa'dan ses seda yok. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Şehzadelerimizin peşine düştü, Allah bilir nerede. Vallahi çoktan kolunu kanadını kırıp bir tarafa atmışlardır. Kime üzüleceğimi şaştım. Ben sultanımıza bakayım. Cennet Kalfa. Bu size geldi. Cennetim, bana kızgınsın biliyorum. Lakin ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Çarşı kapıda seni bekliyorum. Kimselere haber verme. Kilindir ağam, Sultan Mustafa şehzadelerin idam edilmesini emrettiler. Davut Paşa'nın malumatı var mı? Var ağam. Sultanımız emri verirken yanındaydılar. Hünkârımızı tek başına bırakıp saraydan nasıl kaçarsın sen? Ne yapsaydım Cennet ha? Ne yapsaydım? Sarayda kalsaydım da Dilaver Paşa ile Süleyman hakimi olsaydı sonum. Hem ben kaçtıysam hünkârımızın iyiliği için kaçtım. Neredeler söyle. Bir an evvel konuşmamız lazım. Ne iyiliğiymiş bu? Bursa'ya gidebilmesi için gemi ayarladım. Fazla vaktimiz yok Cennet. Neredeler söyle gidip kurtarayım. Lüzum yok. Küsam Sultanımız vaziyeti el koydu. O her şeyi ayarlayacak. Küsam Sultan'a güven olur mu Cennet? Yerlerini söyle ki işten geçmeden yola revan olalım. Hadi. Sen niye bu kadar ısrar ediyorsun? Sen benim ağzımdan laf mı almaya çalışıyorsun? Söylesene. Cennet Kalfa, Kösem'in sadık bendesi. Thank you.
abi. Ne yapacaklar bize? Hiçbir şey kardeşim. Nereden çıktı? Bilmiyorum ağam. Etrafı iyicene bakın. Başkası olmasın. Sesini duydum Ayşe. Benden yardım istiyordu. Bir şeyler yapın validem. Ne olur bulun kardeşlerimi. İbrahim daha çok küçük. Yapacağım elbet Ayşem. Merak etme. Yapacağım. Hadi sen kızların yanına git. Yalnız kalmasınlar. Zevcini teslim mi ediyorsun sen? Ucunda ölüm olunca insanın yapmayacağı şey yok Cennet. Ne de olsa can tatlı. Nereye gidiyorsun? Eğer sen de canını seviyorsan bize Sultan Osman'ın yerini söylersin. Hünkârımız nerede bilmiyorum. Lakin Kösem Sultanımız bir nefes kadar yakın size. Bir ateş gibi her birinizi teker teker yakacak. Bizi yorma Cennet. Beni öldürebilirsiniz. Ama ağzımdan tek bir kelime alamazsınız. Bir haber var mı? Hünkârımız ağ kapısına sığınmış. Görmem lazım onu. Nereye gideceksin? Ortalık toz duman. Hem faydadan çok zararın dokunur. Bekleyeceğiz. Kösem Sultan araya girmiş. O bir yolunu bulur, söndürür bu yangını. Konuşmayacaksın öyle mi? Konuşmayacağım. Ne halin varsa gör Cennet. Gidebilirsin. Ey
yakalayın şu haini, kaçmasın. Hoca Ömer Efendi'nin zevcesidir. Sultan Osman'ı kışkırtanlardandır. Yakalayın, cezasız kalmasın. Son nefesini vermeden evvel bana bir dua etmişti. Kaderimde bu dünyada cehennemi yaşamak var belki de. Kov bu düşünceleri aklımdan. Ben yanındayım. Zülfikar Paşa yanında. Kösem Sultanımız da öyle. Yarın yeni bir gün doğacak. Ve bu karanlık son bulacak. Kapıkulu ihtiyarları da bu vaziyetten hiç hoşnut değil hünkârım. Birkaç çatlak ses haricinde hepsi sözlerime kulak verdi. Devlet-i âlinin bekası içinse tekrar biat edeceklerine hiç şüphem yok. Âlâ. İlaveten daha önce karar verdiğimiz miktarda bahşişi de hazır ettik. Beraberimizde götürüp dağıtacağız. Tesiri olacaktır. Keşke Ömer Efendi yerine seni dinleseymişim Zülfikar. Beni defaatle ikaz ettin. Lakin ben kulaklarımı tıkadım. Ocağın nizamını değiştireceğim diye inat ettim. Bilmezmişim başımı nasıl belaya soktuğumu. Her şerde bir hayır vardır hünkârım. Bu sayede kim dost, kim düşman onu gördük, bildik. Elimizden geleni yapıyoruz sultanım. Girmediğimiz sokak, bakmadığımız ev kalmadı. Tek tesellim, kötü bir haber de işitmedik. Vakit gittikçe daralıyor Hilli Paşa. Ne yapacağız? Halime Sultan'a boyun mu eğeceğiz? Sultan Osman bizimle oldukça şehzadelerimize zarar vermeye cesaret edemezler. Dün yanındaydım ağ kapısında. Yaptıklarına bin pişman. Mazi geride kaldı. Artık hünkâr oğlumun yanındayım. Git yanına, canın pahasına koru. Emri ferman yüce sultanımızdır. Gel. Sultanım. Ne oldu acaba? Evlatlarımdan haber mi var? Hayır sultanım. Cennet Kalfa'nın izini bulduk. Dün gece hasilin arasında kalmış. Limi limi etmiş hainler. Allah rahmet eylesin. Sultanım. Hayırla git. Hayırla dön paşa. Pek ihtimal vermiyorum ama
İnşallah. O çok güvendiğin Kösem'in dediği olur da sular durulur. Maşa. Bir gün acın diner de öfken geçip beni affedebilir misin bilmem. Lakin şunu bil ki ben son nefesime kadar o günü bekleyeceğim. Vakit aleyhimize işliyor. Zülfikar Paşa ile Ali Ağa birazdan burada olacak. Rüzgar onlardan yana dönerse işimiz biter. O zaman dizginleri eline al Mansur'a. Sultan Osman'dan bir haber var mı? Hangi deliğe sakladılarsa ne yaptıysak bulamadık. Cennet de söylemedi. Layığını buldu tabii. Layığını buldu ne demek? Asilerin önüne attık. Lala Ömer Efendi'nin zevcesi olduğunu öğrenince merhamet gösteren olmadı. Başına buyruk işler yapmaktan vazgeçti Dilruba. Ben Kösem'le anlaşmaya çalışırken yaptığın iş mi bu? Şimşekleri üzerimize çekeceğiz. Kösem'le yollarımız kıyamete dek ayrıldı valide. Şehzadelerinin öldüğünü öğrenince bize zaten kin kusacak. Ne? Sen ne yaptın Dilruba? Doğru olanı yaptım valide. Kösem artık bir sultan değil. Şehzade anası değil. Hele bir işimiz bitsin. Kendi ellerimle satacağım onu esir pazarına. Sen haklı. Sen de aklını kaçırmışsın. Öfken, hırsın, kibrin bu kadar mı gözünü kararttı senin? Sultan Osman Kösem'in elinde. Yaptıklarını işittiği an onu çıkaracak tahta. İşitmek zorunda değil valide. Bırakalım evlatlarının yaşadığını sansın. Biz istediğimizi alalım. Sonra icabına bakarız. Gece vakti dışarıda ne işi varmış peki, öğrenebildiniz mi? Sorgu sual ettim ağlara. Akşam biri bir mektup getirmiş, lakin kimdir nedir bilmiyoruz.